önce tereyağı ve çikolata birleşecek. Bunun için ocağı yakıyorum ve önce tereyağını eritmeye başlayacağım. Tereyağından bir parçacık da fırın kabını yağlamak için ayıracağım kasede. Yağ eridiğinde içine doğranmış bitter çikolatayı ekleyeceğim. Yağın fazla ısınmaması, kaynama noktasına da gelmemesi gerekiyor. Sadece erimesi yeterli. Şimdi bu tarafta da kuru malzemeyi karıştıracağım. Un, kabartma tozu, kakao ve şeker bir araya gelecek. Ve tabii ki fındık var içerisinde. Fındıkları da ekliyorum. Şimdi bütün kuru malzemeyi de burada karıştırıyorum. Bütün kuru malzeme eşit bir şekilde birbirine karıştı. Bu da hazır. Şimdi burada da yumurtaları çırpacağım. Bu arada tereyağı eridi, ocağı kapattım. Erimiş olan yağın içinde artık altı yanmıyor. Doğrudan çikolataları ekleyip eritiyorum. İçinde hiç parçacık kalmayana kadar tereyağın kendi sıcaklığıyla karıştırarak çikolatanın erimesini sağladım. Şu anda bu malzemem de hazır. Evet, hemen yumurtaları çırpmaya başlıyorum. Yumurta da hazır. Büyükçe bir kase aldım önüme. Şimdi sırasıyla hepsini burada karıştırmaya başlayacağım. Önce yumurtayı boşalttım. Şimdi çikolatalı, tereyağlı karışımı ekliyorum. Ve şimdi kuru malzemeyi eklerken bir yandan karıştırmaya başlıyorum. Evet, şimdi hamurum hazır. Tereyağı ve çikolata hızlıca donduğu için hamurumuz biraz katı gibi olur karıştırırken ama tepsiye boşalttıktan sonra yine normal kek hamuru sıvılığına ulaşacaktır. İlk önce fırın kabını yağlıyorum. Ve fındıklı brownie hamurunu şimdi fırın kabına boşaltıyorum. Pişirme süremiz biraz kısa olacak. 165-170 derece fırında yaklaşık 17-18 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Fındıklı brownie pişti. Fırından çıktıktan sonra da soğuması için beklettim. Şimdi dilimleyerek servis yapacağım. Afiyet olsun.